Merhaba sevgili Elimco dostları. Bugün sizlerle BIMx MC6 kalibrasyon cihazını inceleyeceğiz. MC6, ileri fonksiyonlarla donatılmış bir kalibratör, aynı zamanda da bir komünikatördür. Kalibratör özelliği ile basınç, sıcaklık ve elektriksel sinyal kalibrasyonlarında kullanılmasının yanı sıra komünikatör özelliği ile Hart, Foundation Field Bus ve Profi Bus enstrümanlarla haberleşerek tıpkı bir el konfigüratörü gibi de kullanılmaktadır. MC6'ya genel olarak bakacak olursak, IP65 koruma sınıfına sahip bir kalibratördür. Yani suya ve toza karşı dayanıklı bir kasası vardır. Renkli, dokunmatik, 5.7 inç yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahiptir. Direkt parmak ile, eldiven ile ya da bir stylus kalem ile kullanımı son derece kolaydır. Aynı zamanda üzerinde direkt kullanılabilen tuşlar da mevcuttur. Batarya arka kasa içerisinde yer almaktadır. Yaklaşık 16 saat kullanım ömrü olan bir lityum iyon polimer bataryaya sahiptir. Özellikle sağ kullanımlarında kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak yan tutma aparatı ve boyun askısı son derece kullanışlı bir yapı sunmaktadır. Yan tarafında çeşitli USB bağlantı noktaları ve şarj bağlantı noktası bulunmaktadır. Bilgisayar bağlantılarında, update yapılacağı zamanlarda ya da çeşitli basınç veya sıcaklık kontrolörü bağlanacağı zamanlarda bu USB bağlantı noktaları kullanılmaktadır. MC6'nın üst kısmında dahili basınç modüllerinin bağlantı noktaları bulunmaktadır. 3 adet dahili basınç modülü bağlantı noktası ve 1 adet de harici basınç modülü bağlantı noktası mevcuttur. Arka kısmında ise barometrik basınç modülünün bağlantı noktası vardır. Cihaza dahili olarak barometrik modülle birlikte 4 adet dahili basınç modülü takılabilmektedir. Bu modüller güvenlik nedeniyle maksimum 160 bar ile sınırlı olup kullanıcının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda bir veya daha fazla olabilecek şekilde seçilebilmektedir. 160 barın üzerindeki ihtiyaçlarda ise 1000 bara kadar seçilebilen harici modüller mevcuttur. Üst kısmındaki bağlantı noktalarına bakacak olursak, MC6'ya aynı anda 2 tane termocouple ve yine aynı anda 2 tane rezistans termometre takılabilmektedir. Termocouple bağlantıları için TC1 ve TC2 kanalları kullanılırken, rezistans termometre bağlantıları için R1 ve cihazın üzerinde yer alan R2 kanalları kullanılmaktadır. Yine üst kısımda gördüğümüz in ve out kanalları ise çeşitli elektriksel sinyallerin ölçüm ve kaynak modlarında kullanılan bağlantı noktalarıdır. Bu noktalar aynı zamanda komünikatör bağlantılarında da kullanılabilmektedir. MC6 son derece kullanıcı dostu bir cihazdır. Cihazı açtığımızda karşımıza 6 farklı işleve sahip sayfa görüntüsü çıkmaktadır. Bu sayfalar sırasıyla ölçme, kalibratör, dokümanter kalibratör, data logger, komünikatör ve ayarlar sayfasıdır. Şimdi bu 6 farklı işleve sahip sayfayı kısaca inceleyelim. Ölçme modu basınç, akım, voltaj, sıcaklık, rezistans, frekans, pulse ve switch gibi niceliklerin ölçümlerinde kullanılan bir alandır. MC6'da ölçüm yaparken cihazda hangi noktalara bağlantı yapılacağına dair şemalar bizi yönlendirmektedir. Bir diğer sayfa olan kalibratör modunda ise karşımıza iki farklı pencere çıkar. Üst pencerede genellikle giriş sinyalleri, alt pencerede ise genellikle çıkış sinyalleri gözlenmektedir. Yine burada da cihazda hangi noktalara bağlantı yapılması gerektiğine dair şemalar bizi yönlendirmektedir. Dokümanter kalibratör sayfasında kalibre edilen ya da kalibre edilecek olan enstrümanların listesi bulunur. İşletmenizde bulunan bütün enstrümanların kimlik detayları, kalibrasyon prosedürleri ve kalibrasyon sonuçları MC6'nın dahili hafızasında saklanabilmektedir. Data logger ise MC6'nın opsiyonel özelliklerinden biridir. Kullanıcının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda cihazda aktif hale getirilir. Bu durumda MC6 tıpkı 9 kanallı bir data logger gibi kullanılmaktadır. İstenilen sıklık ve sürelerde alınan veriler MC6'nın hafızasında kaydedilir ve izlenebilir. Bir sonraki sayfa olan komünikatör modu da MC6'nın seçilebilen opsiyonel özelliklerinden biridir. Burada Hart, Foundation Field Bus ve Profi Bus haberleşme özellikleri kullanıcının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bir veya birkaç tane olabilecek şekilde seçilebilmektedir. Son sayfada ayarlar sayfasıdır. Bu kısımdan MC6'ya ait bir takım genel ayarlamalar yapılabilmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki teknik paylaşımımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.